Buradaki o sakinlik, doğallık hemen sizi mutlu ediyor, rahatlatıyor, topraklanıyorsunuz. Efendim şimdi Molivos'tayız. Sabah gözlerimizi Molivos'ta açtık. Şu anda Molivos'un zirvesindeyiz diyebiliriz. Kaleye kadar çıktık. Şimdi bu hikayede bahsedilen resmin önündeyiz. Üst kata çıktık. Efendim Midilli'den Petra'ya geldik. Petra çok güzel bir kasaba diyelim. Önceki buluşmamızda yine zeytin ağaçları arasında yine benzer sokaklardaydım. Ama Ege'nin diğer yakasındaydım. Ayvalık'tan başladık, Midilli'de sona yaklaştık. Bu kocaman adanın en doğu limanından yola çıkmıştık. Bugünse kuzeyde bir dağ köyündeyiz. Sykaminia hoş geldiniz. Dostlar Midilli'deki gezintimiz devam ediyor. Burada belli noktaları sizler için çekiyoruz ama bir noktada mola verdik. Burası köyün girişi. Köye böyle daha tırmanmaya başlamadan önce, girmeden önce aşağıda böyle bir kahvehane var. İşte dondurma satıyor, kek vesaire. Ve böyle harika bir terası var. Denize nazır, manzaralı. Burada kahvenizi yudumluyorsunuz. Ve buradan karşı tarafı görüyorsunuz. Karşı taraf bizim memleketimiz, güzel memleketimiz Türkiye. Ve orası da Behramkale, Assos. Ve şuradaki tepelerin arkası da benim köyüm. Benim de orada bir köy evim var. Çok seviyorum, o topraklara aşığım. Assos'a gerçekten aşığım. Ve Assos'ta sahile indiğim zaman yüzmeye hep bakarım. Hava puslu değilse bu noktayı görürüm. Ve hep derdim ki bir gün o köye tekrar gideceğim. Ve işte geldik. Ve sizle geldik. Hadi gelin gezelim. Herkes öğle uykusunda, ben öğle kahvesinde. Dostlar şu anda Sykaminia adlı bir dağ köyündeyiz. Bunun aşağısında, 2-3 kilometre aşağısında deniz kenarında bir kasaba var. Onun adı da Skala Sykaminia. Bu iki bölge, iki yer birbirine bağlı ama ikisi birbirinden farklı. İkisinin de ismi aynı. Şimdi bu dağ köyünün özelliği tamamen taş evlerden oluşuyor. Ve çok güzel, çok bakımlı evler, özenli evler ve refah içinde evler. Yani çoğu yazlık olduğunu düşünüyorum. Ve varlıklı ailelere ait olduklarını da bakımından, kapısının şeklinden, güzelliğinden falan anlayabiliyorsunuz. Benim burayla ilgili anım şu. Ben buraya yıllar yıllar önce, henüz eşimle evlenmeden önce, biz sevgiliyken beraber gelmiştik bir Midilli seyahatine ve ben sahil kenarından böyle yol yaparak keşif yapmayı çok seviyorum. Arabayla aşağıdaki Skala Sykaminia varmıştık. Ben dedim ki ya şu tepede bir yerleşim yeri görüyorum böyle belli belirsiz. Ya dedim filmlerdeki gibi bir köy olabilir mi böyle taş evlerden oluşan falan böyle bir Rum köyü falan. Hadi dedim çıkalım bakalım. Yukarı çıktık ve buraya bir akşam üzeri vardık. Gün batmak üzereydi. O kadar etkilendim ki. Şu anda siesta vakti olduğu için her yer kapalı. Bu kahve daha yeni açıldı. Grek kofimizi içiyoruz. Çok lezzetli, iyi yapmış. Şimdi Eftalou kaplıcalarına geldik. Molivos'tan böyle bir 6 dakikalık bir mesafe. Birbirine çok yakın. Midilli'ye gelip Molivos'a geçerseniz bu kaplıcaları da ziyaret edin. Gayet şifalı. Denizin hemen kenarında bir ana bina var. Bu binanın altında böyle küçük havuzlar var. Bir de şurada gördüğünüz beyaz kubbeli yerin içinde bir havuz var. Oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Bakalım deneyeceğiz. Onun arkasından da denize cumburlop. Şimdi Efta Lago kaplıcalarındayız. Burası Molivos'un biraz altında, 6 dakikalık bir sürüş mesafesinde küçücük bir kaplıca, doğal kaynak suyu, şifalı. Aslında bir de bunun yan tarafı var, küçük bir bina, orada böyle bir iki tane daha havuz var. Ama şu anda kapalı, herhalde tadilat görüyor. Çok da iyi bakmamışlar buraya, halbuki çok tarihi bir mekan, insanların da ziyaret ettiği bir mekan. Bakım yapabilirlerdi, enteresan. Şimdi sizler için buranın içine gireceğim, sıcak su. Evet. Oh! Ah! 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 Bayağı sıcak arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Okey, tekrar deneyeceğim sizler için. Sadece sizler için. Wow! Biraz kaynar mı bu acaba? Şöyle bir sınavım. Oh. Neyse ki kaplıcada haşlandıktan hemen sonra kendinizi Ege'nin serin sularına atabiliyorsunuz. İşte şimdi Molivos'u keşfetmeye hazırım. Molivos, Midilli Adası'nın turistik yıldızı desek yanlış olmaz. Tepedeki kalenin eteklerine serpiştirilmiş birbirinden güzel evleri ve balıkçı teknelerinin sıralandığı sahiliyle haklı bir ünü var. Efendim şimdi Molivos'tayız. Sabah gözlerimizi Molivos'ta açtık. Dün limandan indikten sonra adanın arka tarafına, öbür ucuna doğru 2 saatlik, 1,5 saatlik diyelim bir sürenin sonunda Molivos'a geldik. Molivos, Midilli'nin en cazip, en ilgi çeken, en turistik yeri. Neden? Çünkü burada tamamen taştan çok iyi korunmuş, oldukça eski, kimisi 100 yıllık böyle evler var. Bu evler çok güzel renove edilmiş, korunmuş. Bir diğeri de en tepede Osmanlı Kalesi var. Tabii ki o kalenin de burada olması cazip kılıyor Molivos'u. Denizi, sahilleri çok hoş. Biraz aşağıda Petra adlı bir bölgesi var. Asıl sahiller orada. Ve çok düzenli, çok güzel şekillendirilmiş, planlanmış, tatlı küçük bir Yunan şehri diyebiliriz Molivos için. Midilli'nin içinde. Aslında biz böyle yukarı doğru çıktık. Çünkü buranın karşısı Assos bölgesi, Behramkale bölgesi oluyor. Yani buradan karşıya baktığınızda Behramkale, Assos tarafını gece görebiliyorsunuz. Yani Ayvalık'tan da Behramkale'ye 1 saatlik bir mesafeyle ulaşırsınız. Yani biz böyle biraz yukarı doğru çıktık gibi oldu. Orayla kafa kafaya geldik ki Behramkale'nin hemen devamında küçük kuyu vardır. Küçük kuyuya da bir gümrük açıldı. Oradan bir hudut kapısı var. 40 dakika içinde direkt Molivos'a ulaşabiliyorsunuz. Orada da bir sınırımız var artık. Şimdi Molivos'u geziyoruz sizler için. Bakalım bizi neler bekliyor. Tanıdık ezgiler eşliğinde gezeceğiz bu tanıdık kenti. Çünkü en başta da söylediğim gibi sınırın 2 yakasındaki Ayvalık'la Midilli'nin tarihi şehirleri mimari açıdan ikiz kardeşler kadar benziyor. Taş ev, çok sevdiğim o dev kapılar, söveli pencereler, parke taşlı sokaklar. Her şeyde hoş bir tanıdıklık hissi var. Sadece mimariyle de ilgili değil bu. Ortak bir tarih, 2 yakanın insanlarını da, kültürlerini de birbirine yaklaştırmış. Bunun en iyi örneklerinden birini az sonra birlikte göreceğiz. Tabii ki bir tepeye kurulu Molivos'ta herhangi bir şey görmek için hep yapmanız gerektiği gibi yokuş çıkmaya katlanarak. Neyse ki arada seyir terasları var da hem soluklanıp hem de müthiş manzaraya karşı gözünüzü, gönlünüzü doyurabiliyorsunuz. Şu anda çok güzel bir mekan içerisindeyiz. Bizden bir parça. Bir Osmanlı hamamı. Osmanlı zamanında yapılmış. Şu anda tam çarşının içerisinde, daha turistik çarşının içerisinde. Onlar tünel diyorlar. Çünkü böyle sarmaşıklarla üstü kaplanmış çok güzel bir sokağı var. O sokakta böyle turistik dükkanlar var. Buranın merkezi. Oranın içerisinde konumlanmış çok güzel bir Osmanlı hamamı. Renove edilmiş, çok iyi renove edilmiş ve şu anda müze olarak açık, hizmet veriyor ve insanlar gelip görebiliyorlar. Ayrıca siyah beyaz fotoğraflar da var. Eski zamanlarda nasılmış onları da görebiliyorsunuz. Canlandırma resimler de var. Şimdi hep beraber sizinle gezeceğiz. Ama ondan önce size çok kısa birini tanıtmak istiyorum. Ignati, our friend. Ignati, hello. Ignati, kaldığımız otelin, çok güzel bir otel. Buraya geldiğinizde orada kalabilirsiniz. Ignati ve ailesi her zaman çok yardımcı. Kahvaltı doğal, the breakfast is natural. Bütün etraftaki gerçek feta cheese, gerçek feta peyniri, gerçek organik yumurtalar harika eşiyle beraber. Aynı zamanda Ignati burada belediye başkan yardımcılığı da yapmış, Molivos'a gönül vermiş birisi. Bize çok kritik noktaları kendisi gösterdi, rehberlik etti. You supported us a lot, you helped us a lot. You love Molivos so much, you know it very well. Also he loves Istanbul and Turkey and both culture. So I would like to thank you for all your support. Thank you, all of you. Thank you. And all the people in Turkey, we love them. Yeah, okay, they're brothers. We love here too, yes. We love Greece. Okay. You forgot my wife to say words for my wife. I told it in Turkish. Okay. I told everything. She will punish me. No. Come on, let's go together. Şimdi Molivos'tayken çok enteresan bir şey oldu. Burada tanıştığımız insanlarla sohbet ederken konuyu açtı ve bizim çekim yaptığımızı duyunca dediler ki ya bir yer var, görmek ister misiniz? Nedir? Dediler ki burada 1750'lerden kalma tarihi bir ev var, bir bina var ve bu bizim aga dediğimiz, onlar aga diyorlar, Osmanlı valisinin yaşadığı, kullandığı evdi. İçinde de Dora Hanım var, şu anki sahibi, kendisi yaşlı bir hanımefendi fakat evi olduğu gibi muhafaza etti, korudu. Tanışmak ister misiniz, evi görmek ister misiniz deyince biz tabii ki dedik, hemen gidelim dedik. Ve bu Molivos'un tatlı ara sokaklarından indik çıktık, sıcakta yorulduk ve sonunda mükafatımızı bulduk. Evin önüne geldik. Arkamda bu muhteşem tarihi binayı, konağı görüyorsunuz. İçinde de Dora Hanım var. Kendisi yaşlı bir hanımefendi, çok zarif bir hanımefendi. Bizi bekliyor, bize bir tarih anlatacak. Gelin bu hikayenin peşine beraber düşelim. Aga'nın evi, kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir müze. Şu anda biz çok özel bir evdeyiz. Gayet tarihi ve eski bir evdeyiz. Bu evin sahibi Mrs. Dora ile beraberiz. Mrs. Dora Fransızca konuşuyor, İngilizce konuşmuyor. Bana burada çevirdiler bütün hikayeleri. Ben de size teker teker anlatacağım. Öncelikle bize kendi tarifi olan özel bir pie yaptı. Biz buna börek diyoruz. O pie diye söylüyor onlar. Çok lezzetli, çok hafif böyle. 4 tane peynirden oluşuyor. Mrs. Dora'nın aynı zamanda bir yemek kitabı da var. Kendine özel ve buranın traditional yani geleneksel yemeklerinin de tarifleriyle oluşturduğu bir kitap. Mrs. Dora Fransa'da, Paris'te ekonomi okumuş, Sorbonne'da. Sonra buraya gelmiş. Molivoslu bir ailenin, varlıklı bir ailenin kızı. Burada doğup büyümüş. Aynı zamanda burada birçok mesela geleneksel Molivos evleri kapılarının atölyesini işletiyor. O kapıları yapıyor. Onların geleneksel dokusunu inceliyor. Aynı zamanda UNESCO tarafından onaylanmış bu özel bebekleri yapıyor. Bunlar geleneksel Molivos kıyafetleri. Bize anlattıkları hem Yunanlıların hem Türklerin izleri var burada. Çünkü anlattıklarına göre Molivos'ta Türkler ve Rumlar yan yana yaşarmış. Osmanlı zamanında birçok Yunan şehrinde Türk mahalleleri ve Yunan mahalleleri ayrı iken burada öyle bir şey yokmuş. Yan yana, omuz omuza yaşamışlar çok uzun süre. Bu evde 1700'lerin ortalarında inşa edilmiş bir ev. Hatta böyle küçük savaş surları, kalevari taşlar varmış burada. Silah sokup böyle ateş edebileceğiniz, onun üzerine inşa edilmiş. Ve 1922'ye kadar burada kalan Molivos valisi, Osmanlı valisi, onlar aga diyorlar. Bu evi kullanmış. Bu ev onunmuş çok uzun süre. Sonra Mrs. Dora'nın ailesi burayı satın almış, koruyor. Mrs. Dora şimdi Rumca bir şeyler söyledi. Burada yardımcılarımız var, çeviriyorlar. Dedi ki bu ev kimden kalırsa kalsın, hangi kültürden kalırsa kalsın, bu dünya mirasıdır. Hepimizin hertecinde, yani geçmişinde, tarihinde vardır ve bu hepimizindir. Bir tane kültüre, bir tane devlete bağlamak çok yanlış olur. Bunlar hepimizin mirası. O yüzden de ben bunu bütün dünya mirası, insanlık mirası olarak bu tarihi koruyorum, kolluyorum. Ben meseleye böyle bakıyorum diyor. Yani bu ev hepimizin tarihi, hepimizin mirası diyor. Kendisi çok zarif bir hanımefendi. Thank you again, Mrs. Dora. Very nice to meet you. Thank you. Şimdi bu hikayede bahsedilen resmin önündeyiz. Üst kata çıktık. Film gibi bir hikaye. Aynı bu filmlerde anlatıldığı gibi bir hikaye. Ama gerçek, işte bu hikayeler gerçek iki kültür arasında. Bunlar yaşanan şeyler. O Türk ailenin gelip dedelerimiz bize anlattığı bir ev varmış. Üst katında da İstanbul'un resmi varmış. Duvara yapılmış dediği odadayız. Geliyorlar. Bu ev o ev midir? Görebilir miyiz diyorlar. Bayan Dora hemen içeri buyur ediyor. Tabii gelin bakalım diyor. Ve işte burada. Duvara kazınmış, yapılmış İstanbul resmi. Düşünün. Yani bu bir fresk aslında. Ve detay detay çok güzel bir İstanbul resmi bu. Tabii oldukça yıpranmış ama ben gözümde canlandırabiliyorum onun böyle zarar görmemiş tam halini. Gerçekten çok iyi bir çalışma. Burada vali herhalde İstanbul'a olan, Osmanlı'ya olan aşkıyla bu resmi yaptırmış. Burada görevliyken bu resme bakıyordu herhalde. Yani şey gibi hissediyorum şu an, arkeolojik bir kazıda çok önemli bir eseri tarihin içinden cımbızla çekip bulmuş gibi o bulma anındaki heyecanla doluyum. Yani bu hikayeye şahit olduk. Düşünsenize o Türk aileyi. Geliyorlar ve dedelerin anlattığı, hep hayallerinde canlandırdıkları hikayenin gerçek halini keşfediyorlar. O anı bir hayal edin. Midilli Adası 1462 yılında Osmanlı idaresine girmiş ve 1912 yılına kadar yaklaşık 450 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalmış. Bu dönemde adada inşa edilen mimari eserlerden sadece 75 tanesi günümüze ulaşabilmiş. Şu anda Molivos'un zirvesindeyiz diyebiliriz. Kaleye kadar çıktık. Molivos'un özelliği şu, bu taş evler ve tatlı Arnavut kaldırımlı sokaklardan ne taraftan giderseniz gidin hep kaleye çıkıyorsunuz ve aşağı inerken hangi sokağa saparsanız sapın meydana iniyorsunuz. O şekilde tasarlamışlar. Çok zevkli. Çok dik gözüküyor ama rahat rahat da çıkıyorsunuz. Keyifli bir yolculuk oluyor. Sokaklar çok güzel, evler çok güzel ve en sonunda kaleye ulaşıyorsunuz. Bu kale antik kale kalıntıları üzerine Bizans tarafından inşa edilmiş. Ondan sonra Venedikliler burayı ele geçirmiş, Katalanlar burayı ele geçirmiş, Cenovalılar, Cenevizliler burayı ele geçirmiş. En son Osmanlı hakim olmuş buraya 1462'de zannedersem. Yanılmıyorsam evet 1462'de burayı ele geçirmiş ve Osmanlı dağılana kadar da burası Osmanlı'nın elinde kalmış. Kale iyi durumda, çok turist alıyor. Çok güzel bir manzarası var. Oldukça ilgi görüyor. Burada adet bu. Molivos'a geliyorsunuz, taş evlerin arasından kaleye çıkıyorsunuz, manzarayı çekiyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz. Biz de aynısını yapacağız ve aşağıya ineceğiz. Molivos'ta gün batımını güneşe değil, evlere bakarak anlayabilirsiniz. Taş binaların cephesi tatlı bir ışıkta altın tozuyla kaplanmaya başladığında anlayın ki günün sonu yakındır. Molivos'ta gün batmak üzere. İşte arkamda bütün ihtişamıyla güzeller güzeli Molivos. Molivos'ta çok güzel zaman geçirdik. Kaldığımız otelin sahipleri Ignatis ve Evi bizi gerçekten çok güzel ağırladı ve bize şunu gösterdiler. İki kültür arasında büyük bir dostluk, büyük bir benzerlik var. Bizleri birbirimize düşman eden ya da kavga ettiren şeyler politikalar, yanlış politikalar. Ve bunların hiçbirine gerek yok. O kadar çok ortak yönümüz var ki, o kadar çok ortak paydayı paylaşıyoruz ki. Petra, Yunanca'da kaya anlamına geliyor ve kasaba adını tam ortasında yükselen 35 metrelik kayadan alıyor. Turkuaz sularıyla ünlü kent, yemyeşil bir vadinin denizle buluştuğu yerde kurulmuş. Kıyıdaki uzun kum plaj, yaz boyu dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Turistlerin çoğu plajıyla ünlü Petra'da konaklayıp gezmek için hemen yakındaki Molivos'u tercih ediyor. Ama Petra'nın huzurlu atmosferini soluduktan sonra başka hiçbir yere kıpırdamasanız da aradığınız her şeyi bu küçük tatil kasabasında bulmanız mümkün. Efendim, Midilli'den Petra'ya geldik. Petra çok güzel bir kasaba diyelim. Tam bir yazlıkçı kasabası. Bana biraz böyle küçük İtalyan şehirlerini, küçük İtalyan kasabalarını da hatırlattı. Şimdi burada günü batıracağız. Ve tam bir Ege, Yunan havası yapacağız. Mezelerimizi yiyeceğiz. Bakalım ne yiyeceğiz? Böyle keyfine varacağız. Çünkü burası Molivos'a göre, Midilli'ye göre daha canlı bir yer aslında. Yani şimdi Midilli'nin girişi merkez, tamam o ayrı. Molivos da böyle tarihi bir yer, okey. Ama burası tam yazlıkçılar için, yani tırnak içinde söylüyorum, kaba tabiriyle tam yazlıkçı yeri. Çünkü upuzun bir sahil şeridi var, hiç yormuyor sizi. Düz ayak, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuzla böyle geziyorsunuz. Hop, hemen sahilde bir restorana giriyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeden sahilde bıcı bıcı harika bir denizde yüzüyorsunuz. Çıkıyorsunuz, frappenizi içiyorsunuz, mezenizi yiyorsunuz. Şimdi biz de bir Yunan havası, bir Ege havası çalacağız. Karşıda da bizim güzel Behramkale. Onun manzarasına bakıp, ah diyeceğiz memleketim, yakında yanındayız. Geleceğiz. Midilli adasındaki son akşamımda muhteşem bir gün batımı manzarasına karşı Petra'dayım. Daha iyi bir son düşünemiyorum. Akşamla birlikte Petra'nın 19. yüzyıldan kalma taş konaklara ev sahipliği yapan arka sokakları ağır ağır sahile akmaya başlıyor. Az sonra tüm restoranlar dolacak ve Yunan adalarına özgü o telassızlık içinde herkes lezzetli yemeklerin ve bu güzel akşamın tadını çıkaracak. Onlardan biri de benim. Yarın sabah yine sınırı aşıyorum. Bir sonraki sınırda elimde biletimle yine sizi bekliyor olacağım.